billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elf salatin ve elf selamın aleyke ya Resulallah. Elf salatin ve elf selamın aleyke ya Habiballah. Elf salatin ve elf selamın aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Yüce Rabbim, kalbimizi imanla doldursun, takva ile gıdalandırsın, ihlas ile tezyin eylesin. Yüce Rabbim, ruz-u mahşerde yüzümüzü ak edecek, sırat köprüsünü şimşek gibi geçecek, ilk cennete girenlerle girmeyi sağlayacak iman, amel, ihlas ve azık cümlemize nasip eylesin. Yaşadığımız müddetçe ilimle, irfan ile, amel ile, ihlas ile, takva ile meşgul olabilmeyi, cihana ışık saçabilmeyi, hem kendi hayatımızda hem de toplum hayatındaki karanlık bölgeleri iman ile, ilim ile aydınlatabilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Kıymetli hafız efendiler, hoca efendi adayları, bugün dersimizde sizinle İmam Rabbani Kuddüs-i Sirru Hazretleri'nin birinci cildinde, Mektubat-ı Rabbani'nin birinci cildinde 36. mektubu var. Bunu paylaşacağım. Diyor ki: Hakkakan Allahu Subhanahu ve İyyakum bi hakikati şeriatil Mustafaviyyeti ala sahibiha salatu vesselam ve tahiyye ve yerhamullahu abden kâle âmînâ. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinden niyazım odur ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeriat-ı garra-i Muhammedi'nin gerçeğiyle bizi gerçekleştirsin. Hayatımıza gerçekten bunu taşıyabilmeyi her birimize nasip eylesin. Amin diyenlere de Allah rahmetiyle tecelli eylesin. İ'lem enne li şeriat-i thalâfete ecza. Şunu bil ki şeriat-ı garra-i Muhammediye beşeriyetin kıvamı, saadeti ona bağlıdır. İnsanların dünya ve ahiret saadetleri şeriat-ı garra-i Muhammediye'yi yaşamaya bağlıdır. Peki bu şeriat nedir? Şeriat deyince neden ibarettir? Nasıl anlamalıyız? Enne li şeriat-ı telâfete eczâin. Şeriat-ı garra-i Muhammediye üç ayağı olan bir sistem, bir nizamdır. Nedir bu üç ayak? El-ilmu vel-amelu vel-ihlas. İlim, amel ve ihlas. Hani köylerde bizde saçayak derlerdi. Saçayak üç ayaklı olurdu. Üzerinde de yuvarlak bir demir olurdu. Gügümü, kazanı vesaire ateşin üzerine koymak için onu ateşin üzerine koyar, onun üzerine de kazanı koyarlardı. Yani üç ayak üzerinde dururdu. İşte şeriat-ı garra-i Muhammedi üç ayağı olan bir sistemdir, bir nizamdır. Bir tanesi olmazsa topallaşır. İkisi olmazsa hiç olmaz, üç olmazsa zaten olmaz. Öyleyse ben şeriat-ı garra-i Muhammedi'yi hayatımda gerçekleştirmek istiyorum diyen bir insanın üç tane ayağa ihtiyacı var, üç tane cüze ihtiyacı var. Bunlardan birisi ilimdir, birisi ameldir, birisi ihlastır. وَمَا لَمْ يَتَحَقَّقْ كُلٌّ مِّنْ هَذِهِ الْاَجْزَاءِ الثَّلَاثَةِ لَا تَتَحَقَّقُ الشَّرِعَةُ. Bu üç tanesi gerçekleşmedikten sonra şeriat gerçekleşmez. Yani ilim yoksa, amel yoksa, ihlas yoksa veya bir tanesi yoksa şeriat gerçekleşmez bir insanın hayatında. Mesela bir insan Allah'ı bilmeden, iman şartlarını bilmeden, İslam şartlarını bilmeden nasıl Müslüman olacak? Evvela bilgi gerekiyor. Namazı kılmasını bilmeden nasıl namaz kılacak? Haramları bilmeden nasıl sakınacak? Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Emirül Müminin olduğu dönemlerde pazarları dolaşırdı. Pazarlarda alışveriş yapan, satıcılık yapanlara haram ve helalden fetva sorardı. Ticaretleriyle alakalı sorardı.
Eğer yeterli bilgisi yoksa ruhsatını iptal ederdi. Git öğren, ondan sonra gel derdi. Yani ilim namaz kılmak için lazım olduğu gibi, iman şartları için lazım olduğu gibi, haram ve haramlardan sakınmak için de lazımdır. Ticaretle uğraşan bir insan, ticaretteki haram noktaları bilmesi lazımdır. Vatandaş geliyor, diyor ki, ben diyor hanımla kavga yaptım, sinirlendim, işte 3 kere şöyle oldu dedim ona diyor. Ama ben bilmiyordum bir defada bu işin gideceğini diyor mesela. Madem evlendin, madem eşin var, eşinle olan münasebetlerinin neye gideceğini, neye varacağını bilmek mecburiyetindesin. Hiç evlenmeyen bir adamın talakla ilgili hükümleri bilmesi çok zaruri değildir. Ama evlilik, hayatı içerisinde olan insanın ağzından ne çıkarsa nikahı tehlikeye götürür, bunu bilmesi lazım. Velhasıl ilim 1, amel 2, ihlas 3. Bu 3 tanesi şeriatın saç ayağıdır. Bunların 3'ü olmazsa olmaz. 1 tanesi var, olmaz. 2'si var, olmaz. 3'ü de lazımdır. 3'ü gerçekleşirse o zaman şeriat gerçekleşir. وَمَتَا تَحَقَّقَتِ الشَّرِيعَةُ فَقَدْ تَحَقَّقَ رِضَى الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Peki bir insanda ilim var, amel var, ihlas var. Dolayısıyla şeriat var demektir. Şeriat tahakkuk edince ne olur? Mevla'nın rızası tahakkuk eder. وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ. Neydi devamı? Ekber. Yani Allah-u Teala'nın kulundan razı olması o kul için en büyük saadettir, en büyük selamettir. Radıyallahu anhum ve radu anh. Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bu müjde kim içindir? Şeriat-ı Gerra-i Muhammediye'yi yaşayan insanlar içindir. Bunu da yaşayabilmek için ilim, amel ve ihlasa ihtiyaç vardır. اَلَّذِي هُوَ فَوْقَ جَمِيعِ السَّعَادَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْاُخْرَوِيَّةِ. Yani Allah'ın razı olması dünyada ve ahirette elde edebileceğimiz bütün saadetlerin başıdır. Kıymetli arkadaşlar, Rabbim nasip eder inşallah her birimiz annelerimizle, babalarımızla, aile bireylerimizle, hocalarımızla, arkadaşlarımızla ilk cennete girenlerle gireriz inşallah. Rabbim hepimize nasip eylesin. İnsanoğlu cennete girdiği zaman cennetin مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Hiçbir kimsenin kulağıyla duymadığı, gözüyle görmediği, aklı hayaline gelmedik nimetleri görecek ve bulacak. Allah Celle ve Ala Hazretleri cennet ehline şöyle nida edecek. Ey cennet ehli, var mı benden isteğiniz? Allah'ım, gözümüzün görmediği, kulağımızın işitmediği, hayalimizin ulaşmadığı nimetleri sen bize verdin. Biz senden daha ne isteyebiliriz ki? Allah Celle Celaluhu buyuracak ki, اَلْيَوْمَ اَحْلَلْتُ لَكُمْ رِضَائِي فَلَا أَسْخَطُ لَكُمْ بَعْدِ اَبَدًا. Yani ben size rızamı helal kıldım. Yani ben sizden razı oldum. Bundan sonra bir daha sizinle benim aramda problem olmayacak. Çünkü dünyada insan her ayağa kaydığında Mevla ile arasında problem oluyor demektir. Her harama kaydığında Mevla ile arasında problem oluyor. Her yalan söylediğinde problem oluyor. Artık ben bugün sizden razıyım. Rızamı size helal kıldım. Asla bundan sonra size gazap etmeyeceğim diyecek. Kaynaklarda diyor ki, cennet ehli cennete girdiği zaman o cennetin sonsuz nimetlerini görünce öyle mutlu olacaklar, öyle mutlu olacaklar ki hayatta öyle mutluluğu ilk yakalayacaklar. Ancak Mevlamızın bu ifadesini duydukları zaman cennetin o sonsuz nimetlerini gördüklerinde duydukları mutluluklardan daha büyük mutluluk duyacaklar. Mevlamızın ben artık sizden razıyım, bundan sonra size gazap etmeyeceğim, sizinle benim aramda asla problem olmayacak demesi o cennet bir tarafa,
Rabbimizin bu ifadesi bir tarafa, Rabbim her birimize nasip eylesin. Mevlamızın dünyada ve ahirette rızası neye bağlıdır? Dünyada ve ahirette rızası şeriatı yaşamaya bağlıdır. Şeriatı yaşamak için de ilim, amel ve ihlasa ihtiyaç vardır. فَكَانَتِ الشَّرِيعَةُ مُتَكَفِّلَةً بِجَمِيعِ السَّعَادَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْاُخْرَوِيَّةِ Bundan ne anlaşılmış oluyor? Demek ki şeriat, insanın hem dünyadaki saadetinin tamamını, hem de ahiretteki saadetinin tamamını tekeffül etmiştir. وَلَمْ يَبْقَ مَطْلَبٌ يَقَعُ فِيهِ الْاِحْتِيَاجُ اِلَى مَا وَرَاءَ الشَّرِيعَةِ Şeriatın ötesinde bir ihtiyaç yoktur. Yani, bir insan şeriat-ı garra-i Muhammediye'yi yaşadığı takdirde, ilmiyle, ameliyle, ihlasıyla yaşadığı takdirde dünyevi, uhrevi saadetlerin tamamını elde etmiş olur. Peki şeriat derken bir de tarikat vardır. Tarikat başka şey midir? Şeriatı yaşayan insanın tarikata ihtiyacı yok mudur? وَالطَّرِيقَةُ وَالْحَقِيقَةُ اللَّتَانِ اِمْتَازَتْ بِهِمَ الصُّوفِيَّةُ خادمتان للشريعه في تكميل جزءها الثالث tarikat ve hakikat diye bir gerçek var. Dervişler, tasavvuf ehli olan insanların sülük etmiş olduğu bir yol var. Bu şeriatten başka bir şey midir? Buna da ihtiyaç var mıdır? Dervişlerin, tasavvuf ehlinin mumtaz olduğu, efendim özelleştirmiş olduğu tarikat ve hakikat meselesi ise bu ikisi şeriatten ayrı şey değillerdir. Şeriatin hizmetçileridirler. Peki tarikat ve şeriat, tarikat ve hakikat şeriatın ilmine mi, ameline mi, ihlasına mı, hangisine yardım ederler? İşte tarikat ve hakikat bunlar şeriatın üçüncü cüzü olan ihlası gerçekleştirmek için seferberlik ilanıdır. Arkadaşlar, ilim için hocaya ihtiyaç vardır, derse ihtiyaç vardır, zaman ayırmaya ihtiyaç vardır. Hocalardan, hoca efendilerden, kitaplardan ilim elde edilir. Amel de o ilmi pratiğe dökmektir. Namazın nasıl kılınacağını öğrendik, bu ilimdir. Uygulamaya başladık, amel oldu. İhlas neresi? İhlas gözle gözüken bir şey değildir. O deruni alemle alakalı bir şeydir. Yani kalple alakalı bir şeydir. İhlas ne demek? قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ Yani ben dini, ibadeti muhlis olarak, ihlaslı bir şekilde gerçekleştirmek için emrolundum. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi bir muhlis var. Bir de muhlas var. Muhlis, ihlas yapmaya çalışan, bu yolda yürüyen insan demektir. Muhlas ise, اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُقَرَّبُونَ Mukarrab, bir Allah'a yaklaşmaya çalışan var, bir de yaklaştırılmışlar var. Allah tutuyor onun elinden tabiri caizse, çekiyor onu kendisine, yaklaştırıyor. Muhlas, ihlasta zirveyi yakalamış demektir. Muhlis, ihlaslı olmaya çalışan, muhlas, ihlasta zirveyi yakalamış. Muhlis ile muhlas arasındaki fark nedir? Muhlis ile muhlas arasındaki fark, muhlis olanı şeytan gıdıklayabilir. Ama muhlas olanı şeytan gıdıklayamaz. Nereden biliyoruz? اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ demiş. لِأَغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Bu Adem'in çocuklarının hepsini yoldan çıkaracağım. Hepsinin kalbine vesvese vereceğim. Yönlerini değiştireceğim. اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَص۪ينَ Onlardan ihlasta zirveyi yakalamış olanlar, onlar benim kapsama alanımın dışına çıkar diyor. Demek ki ihlasın bir zirvesi var, ona ne diyoruz? Ona erişenlere ne diyoruz? Muhlas diyoruz. İhlası yakalamaya çalışanlara ne diyoruz? Muhlis diyoruz. Peki ihlasın kendisi nasıl gerçekleşir? İşte tarikat ve hakikat, ihlasın gerçekleşmesi için seferberlik ilanından ibarettir. Kısacası, medreseye gidip tahsili ilim yapan, ilmin talebiyim diyor.
Ben ilmin talibiyim diyor. Şeriat-ı Gerra-i Muhammediye 300'den ibaretti. Birinci cüzü ilimdi. Ben bu ilmi, bu birinci cüzü tahsil etmek için varım diyor. Bunun için zamanımı ayırdım diyor. Öğrendiklerini tatbik etmekle amel kısmını da gerçekleştirmiş oluyor. Bir de ne kısmı kaldı? İhlas kısmı kaldı. Bu ihlası tarikat ve hakikat gerçekleştirir. Efendi Baba Ali Haydar Efendi Kuddise Sirruh Hazretleri duymuşsunuzdur. Efendim meşihette, Osmanlı meşihetinde fetva dairesi başkanlığı yapmış. Orada yıllarca çalışmış. Efendim dört mezhebin fıkıh kitapları kaybolsa bunları ben yeniden yazabilirim diyecek kadar alimdi. İlk zamanlarda kürsülerde tasavvufun aleyhine konuşuyordu o derin ilmiyle beraber. Daha sonra bir Allah dostunun tahtı terbiyesine girmiştir ve neticede Ali Haydar Efendi Hazretleri tasavvufta kamil bir ve mükemmel bir şeyh olmuştur. Şimdi ilmin o tarafını çok iyi bilen, fıkıh yönünü çok iyi bilen, dört mezhebin kitaplarını yeniden yazabilecek kadar ilmi olan ve yıllarca Meşrikat Osmanlı gibi bir devletin, saltanatın efendim meşrikatinde fetva dairesinde başkanlık yapacak kadar ilmi dirayete sahip olan bu zat tasavvufun gerçek yüzünü görünce tasavvufa intisap ediyor ve burada şeyhlik makamına geliyor ve şu cümleyi kullanıyor. Diyor ki İhlas ile ilgili, samimiyetle ilgili yazılmış eser Tarikat-ı Muhammediye'dir. İhlas ve samimiyeti en güzel anlatan, en güzel konularını işleyen Tarikat-ı Muhammediye'dir. Bir insan Tarikat-ı Muhammediye kitabını kağıtlarıyla, yapraklarıyla yutsa, yani kitabı ezberlese, içi dışı Tarikat-ı Muhammediye eseri olsa, bu insanda gerçek ihlas hasıl olmaz. Ancak gerçek ihlas tarikat tasavvuf ile hasıl olur. Bunu ben söylesem pek anlam ifade etmez. Ama ilimde zirveye yükselmiş, dört mezhebin fıkıh kitapları kaybolsa yazacağım, yazabilirim diyecek kadar ilmi olarak dirayet sahibi ve kendisine güvenen, ilimde tebahhur etmiş olan bir alim, tasavvufun iç yüzünü gördükten sonra daha önceki dönemlerde ilmin zirvesinde olduğu zamanlardaki ihlası ile tasavvufu yakaladıktan sonra bir mürşidi kamili gördükten sonra ihlas ve samimiyette eriştiği zirveyi her ikisinin arasını görünce şunu söylüyor. Bir insan İhlas ve samimiyeti kitaptan öğrenmeye kalkarsa en güzel kitap bu konuda Tarikat-ı Muhammediye'dir. Böyle olmasına rağmen bir insan Tarikat-ı Muhammediye'yi kağıtlarıyla beraber yutsa, Tarikat-ı Muhammediye'nin üstadı olsa bu insanda ihlas aranan şekilde, istenen şekilde hasıl olmaz. Ancak tarikat ve tasavvufla insanda ihlas ve samimiyet hasıl olur. Diyor ki وَالطَّرِيكَةُ وَالْحَقِيقَةُ اللَّتَانِ اِمْتَازَتْ بِهِمَ الصَّوْفِيَّ خَادِمَتَانِ لِلشَّرِعَةِ فِي تَكْمِيلِ جُزْءِهَ الثَّالِثِ اَلَّذِي هُوَ الْإِخْلَاسِ Tarikat ne işe yarar? Şeriat ne işe yarar? İlmi medreselerde, kitaplarda, hoca efendilerden öğreneceğiz. Ameli öğrendiklerimizi tatbik etmekle gerçekleştireceğiz. İhlası İhlaslı olmakla gerçekleştireceğiz. Böyle mi diyeceğiz? Peki nasıl ihlaslı olacağız? Burası önemli. Ben ilmi öğrenmek istiyorum diyen ne yapıyor? Kalktınız evinizden, geldiniz buraya. Yatılı olmayı kabul ettiniz. Bir sene, iki sene, üç sene, dört sene, gerekirse beş sene bu işe zaman ayırıyorsunuz. Gecenizi, gündüzünüzü bu işe tahsis ediyorsunuz. Niçin? İlmin aşıkısınız. Peki o ilmi amele dönüştürüyor musunuz? Elbette dönüştürüyorsunuz. O zaman siz bir şeyin talibisiniz. Neyin talibisiniz? Şeriat-ı Gerra-i Muhammediye'yi yaşamanın talibisiniz demektir. O zaman okumakla ilmi elde ettik, tatbik etmekle ameli elde ettik. Peki ihlası nasıl elde edeceğiz ki şeriatın üçüncü cüzü de budur. Malumunuz bu konuda örnekleri çok biliyorsunuz, çok duydunuz. Yani bir insanın
Allah Teala sadece ameline bakmıyor değil mi? Amelin ne niyetle yapıldığına bakıyor, hangi niyetle yapıldığına bakılıyor. Savaşta bile insan şehit olabilmesi için niyeti önemlidir. Tasadduk ederken adamın ne kadar para verirse versin niyeti önemlidir. Her şeyde böyle. İlimde, irfanda Kur'an okuyor vatandaş. Güzel sesiyle Kur'an okuyor. Veyahut da vaaz ediyor. Niyeti önemlidir. Kürsüden illa cennete gidilmez. Kürsüden cehenneme de gidilir. Mihraptan sadece cennete gidilmez. Mihraptan cehenneme de gidilir. Yani Allah neye bakıyor? Samimiyete bakıyor, ihlasa bakıyor. İlim öğrenmekle, hoca efendilerden öğrenmekle elde ediliyor. Amel onu tatbik etmekle gerçekleşiyor. Peki ihlas olan şeriatın üçüncü ayağını, cüz'ünü nasıl gerçekleştireceğiz? Bu da ancak tarikat ve hakikatle gerçekleşir. Tasavvuf insana bunu sağlamış olur. Kıymetli arkadaşlar, işin bu bölümünde şunu söyleyeyim. Hacı Bilal vardı Adapazarı'nda. Rahmetli, Allah rahmet eylesin. Ona da bütün ölülerimize de rahmet eylesin. Kafasında foteri olan, elinde asası olan, sigara tüttüren Adapazarı'nın agasıydı o. Zengin birisiydi. Var mı bana yan bakan diyen birisiydi. Daha sonra bir vesileyle Efendi Hazretlerimizle tanıştı. Sigarayı bıraktı. Şapkayı attı. Sakalı bıraktı. Sonra İsmaila'da bir derviş oldu. Hacı Bilal rahmetullahi aleyh hayatının o gününe kadar ben de Müslümanım diyordu. Namazını kılıyordu. Ama hepsi bundan ibaretti. Bunun dışında Adapazarı'nın ağasıydı. Yanından geçilmiyordu. Rüzgarıyla insanları yıkıyordu. Ama tekkede derviş olunca, Efendi Hazretlerimizin taht-ı himayesinde terbiye olunca kuzu gibi oldu. Melekleşti. Adapazarı'nda Milli Türk Talebe Birliği ve ne kadar medreseler varsa onun döneminde ondan çok istifade ettiler. Hem arkalarında güçlü kuvvetli olduğu için, her tarafa sözü geçtiği için arkalarında tabiri caizse dayanak oldu, sağlam bir duvar oldu. Hem de kesesinden de bol bol eskiden başka yere harcarken şimdi medreselere harcamıştır. Yine Sivaslı Zekeriya Efendi, yani İstanbul'un sayılı zenginlerinden birisiydi. Kendine göre İslam'ı yaşıyordu. Kendine göre yaşıyordu. Zenginlerin yaşadığı gibi yaşıyordu. Ancak Efendi Hazretlerimizin bir sohbetine iştirak edince, o sohbette böyle kalbine, ciğerlerine, damarına, kemiklerine, işlercesine etkilenince benim hayatım değişti dedi. O zamana kadar farklı yerlere harcama yapan, nefsi için, zevki için, sefası için harcama yapan, şimdi kendisi ahirete intikal etti ama öyle bir miras bıraktı ki kendi çocukları bile yüzlerce hatta binlerce talebenin medresede okumasını sağlayan, yemeğini, içmesini, müessesesini feda eden, cebinden, kasasından, fabrikanın giderlerini buraya tevcih eden bir nesil bıraktı geride. Kendisi bunları yaptı, kendi nesline de çocuklarına da bunu miras olarak bıraktı. Peki Zekeriya Efendi'yi bu noktaya getiren ne oldu? Bu fedakarlıkları kendisine yaptıran ne oldu? Tasavvuf oldu, tarikat oldu. Bu bir ihlastır, bu bir samimiyettir. Bu sadece ilimle elde edilmiyor. Bu ilim amelle de elde edilmiyor. Bunun için nereye ihtiyaç vardır? Tasavvufa ihtiyaç vardır. Başta ifade ettiğim gibi arkadaşlar, tasavvufa sadece cahil olan insanların ihtiyacı yok. İhlas ve samimiyeti yakalamak isteyen insanların ihtiyacı vardır. Dürer diye bir fıkıh kitabı var. Molla Husrev Hazretleri'nin yazmış olduğu, Fatih Sultan Hazretleri'nin hocalarından sayılır. Ki Efendi Baba da Hanefi fıkhında Dürer kitabını çok fazla müzakere ederdi. Dürer'in Abdülgafur ve Abdülhalim diye iki tane haşiyesi var. Bunların bir tanesinin baş tarafında görmüştüm. Diyor ki İmam-ı Azam Hazretleri ilimde
zirveye yükselmişti, fıkıhta müçtehid-i mutlak olmuştu. Zaman içerisinde İmam-ı Azam Hazretleri bu ilmin kendisi için yeterli olmadığını, tasavvufa da ihtiyaç olduğunu düşünmüş ve tasavvufa intisap etmiş. İntisaptan sonra kendisi öyle bir noktaya geldi ki kendisi ders verecek, mürşitlik yapacak noktayı da yakalamıştır. Orada diyor ki, hatta İmam Azam Hazretlerinin kalp gözü açılmıştı. Bir gün caminin şadırvanında otururken abdest alan bir delikanlıya bakmış. Abdest alan delikanlıyı abdestten sonra çağırmış, evladım sen eğlence aletleri satıyorsun, bu günahından vazgeç demiş. Bir sonraki delikanlıyı çağırmış, oğlum annene babana isyan ediyorsun, bu günahından da vazgeç demiş. Nereden anlamış bunu? Orada anlatıyor. Hani bir insan abdest alırken yüzüyle, ilk damlasıyla veya son damlasıyla işlemiş olduğu günahlar akar gider. Ellerini yıkarken ilk veya son damlasıyla eliyle işlediği günahlar akıp gider. O orada abdest alan insanın abdestine bakarken akan sulara bakıyor, akan günahın kirini görüyor. Kirinden hangi günah olduğunu kavruyor. Yani bu bir nedir? Cenab-ı Hak insanın kalp gözünü açarsa bunları görebilir mi? İşte İmam-ı Azam Hazretleri gördü diyor. Daha sonra İmam-ı Azam Hazretleri, ya Rabbi demiş, benden bu kabiliyeti al. Ben insanların ayıp ve kusurlarına muttali olmayayım, kusurlarını görmeyeyim demiştir. Yani burada şunu paylaşmaya çalışıyorum. İmam-ı Azam'la Efendi Baba Kuddisi Sırrı Hazretleri'ni kıyaslamak mümkün değildir yani. Bunun kıyas içerisine girmesi mümkün değildir. Biraz önce Efendi Baba'dan size örnek vererek tarihimize en yakın birisini örnek verdim. Bir de biraz uzağa gittim, İmam-ı Azam Hazretlerinden misal verdim. İmam-ı Azam gibi bir insan tasavvufa ihtiyaç duydu mu? Duydu. Tasavvufa intisap edince değişti mi? Değişti. Bir takım daha önceden yakalayamadığı şeyleri yakaladı mı? Yakaladı. Ha. İşte ilim dersen İmam-ı Azam zirvesindedir. Amel dersen zaten zirvesindeydi, öyle miydi arkadaşlar? Yani yatsının abdestiyle sabah namazını kıldığı az değildir. Peki, devam ediyorum. فَالْمَقْصُودُ مِنْ تَحْسِيلِ كُلِّمْ مِنْهُمَا تَكْمِيلُ الشَّرِعَةِ İlmin için tahsil ediyoruz, amelin için tahsil ediyoruz. Efendim, şeriatı yaşayabilmek için. O zaman tarikat ve hakikati de tahsilden maksat nedir? Şeriatı yaşamaktır. لَا اَمْرٌ اَخَرَ وَرَا الشَّرِعَةِ Tarikat, şeriatın dışında bir şey değildir. Tarikata intisap eden, tarikat başka, şeriat başka. Hayır, kesinlikle başka değildir. Biz mükellef olduğumuz tarikat değildir, mükellef olduğumuz şeriattir. Ancak şeriatı gerçekleştirebilmek için nasıl ilme ihtiyacımız varsa, nasıl amele ihtiyacımız varsa, ihlasa da ihtiyacımız var. Peki ihlas ne ile gerçekleşir? Biz buradan Mekke'ye gitmek istiyorsak, Umre'ye gitmek istiyorsak güzel bir şey. Ama ne ile gidersin, ne ile gitmiş olabilirsin? Havaalanına gideceksin, uçağa bineceksin, vizeni alacaksın, gideceksin, uçakla gideceksin. Yani madem ki Mekke'ye gitmek uçakla oluyor, karadan gidiş yoktur, o zaman uçak nedir? Mekke'ye gitmek için lazımdır. Madem ki şeriat-ı garra-i Muhammedi'yi gerçekleştirmek bir ilim, bir amel, bir de ihlas ile oluyor. İhlas da ancak uçakla oluyor, yani tasavvufla oluyorsa, bu tarikat ve hakikati gerçekleştirmek, işte şeriatın bu cüzünü gerçekleştirmek için labuttur, lazımdır. والأحوال والمواجيد والعلوم والمعارف التي تحصل للصوفية في أثناء الطريق ليست من المقاصد بل هي أوهام وخيالات تربى بها أطفال الطريقة. Arkadaşlar, tarikat deyince akla keramet gelmemesi lazım. Tarikat deyince akla istikamet gelmesi lazım. Tarikat demek istikamet demektir. Tarikat demek keramet demek değildir. Rahmetli babam Efendi Hazretlerimiz de ilk konuşmasında, görüşmesinde, tanımıyor da ilk tanışacak kendisiyle, caminin ortasında oturduk diyor. Dedim ki Efendi Hazretleri, ben çok günahkar birisiyim. He, evvela oturduk diyor. Oturduğumuzda diğer ihvanlar da bizimle beraber oturdu.
Ben de içimden geçirdim diyor Efendi Hazretleri. Yani ben seninle konuşacağım, bunlarla konuşmayacağım. Bunlar niye oturdu? Etrafındakiler dedi ki siz kalkın gidin dedi. Sonra dedim ki diyor Efendi Hazretleri, ben çok günahkar birisiyim. Beni Sırat Köprüsü'nden karşıya geçirecek bir mürşidi kamil arıyorum. Eğer sen beni Sırat Köprüsü'nden karşıya geçirebilecek bir mürşidi kamilsen beni teslim al. Yok bunu yapamayacaksan, yapanı biliyorsan ona gönder beni. Yok ne yapacaksın, yapabilirsin, ne de yapanı bilmiyorsan ben kimsenin sırrını ifşa etmem. Aramızda kalsın, geldim, gideyim ben demiş. O zaman dedi bana bir Farisi beyt okudu. Bunun manasını şimdi anlamazsın, sonra anlarsın dedi. Anladığım kadarıyla diyor, denizde balıklar yağmur duasına çıkmışlar. Yani suyun içerisinde ama su arıyor. Kendi kendime dedim ki diyor içimden, bu mürşitlik taslayanlar laf ebesi olurlar. Böyle yaldızlı laflarla insanları sihrederler. Bana keramet göstermezse ben buna teslim olmayacağım. İşinden geçir. Dedi ki Hüseyin Efendi, keramet çok önemli değildir dedi. Gerekirse o da gösterilir dedi. Şimdi keramet çok önemli değildir, gerekirse o da gösterilir dedi. Babam o zaman kararını verdi. Demek bizim kalpten geçenler radardan da geçiyor dedi. Şimdi tasavvuf demek keramet demek değildir. Tarikat demek keramet demek değildir. Efendim bir takım hallerin, zuhuratın, küşufatın olması demek değildir. Tarikat demek istikamet demektir. Tarikatteki insan ne arayacak? Keramet aramayacak. Bir takım haller falan küşufat aramayacak. Ne arayacak? İstikamet arayacak. En büyük keramet nedir? İstikamettir. En büyük keramet nedir? İstikamettir. İstikamet ne demek? Şeriat-ı Garra-i Muhammedi'nin farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle, edebiyle, haram, mekruh ve müfsitlerine karşı hassasiyetiyle bir bütün olarak bunlara dikkat etmekten ibarettir. İstikamet budur işte. Direkt cennete götüren yol demektir. Evet. Diyor ki, hani insan dersini yaparken, tasavvufa intisap ederken bazen bir takım işte zuhuratlar olur, kendisini memnun edecek, gönlünü alacak güzel şeyler olur. Bunlar nedir? Bunlar diyor, çocukları diyor, ağzına şeker koymaktan ibarettir diyor. Şimdi Efendi Hazretlerimiz Yeşil Cami Kur'an kursuna haftada bir kere bayanlara sohbet için gelirdi. Sohbet için geldiğinde hemen kursun girişindeki odada evvela otururdu. Hoca arkadaşlar çevreden gelirlerdi. O arada bazen mektubat okurdu, bazen biraz sohbet ederdi, işte dertleşilirdi. Bizim Abdullah Selman Hoca Efendi diye Yeşil Cami'nin mimarı sayılan talim noktasında talim hocası Abdullah Selman Hoca Efendi, Allah rahmet eylesin. O Efendi Hazretlerimizin ilk çocukluğundan itibaren talebelerinden birisiydi. Hem de derslerini bitirmiş birisiydi. Tasavvufta vazifelerini tamamlamıştı. Tamamlamıştı ki yani en son derse kadar gelmişti. Şimdi biz Efendi Hazretlerimiz gelince iniyorduk aşağıya. Girişteki o odada onu dinliyordu. Bir gün Abdullah Selman Hoca Efendi sellemahullah rahmetullahi aleyh dedi ki şimdi dedi biraz önce dedi Efendi Hazretlerimizin yanındaydık dedi kerametini gördün mü dedi. Ne oldu dedim. Dedi ki ben dedi aşağı iniyoruz Efendi Hazretlerimiz gelince. Dışarıdan gelen hoca efendiler var, yeni gelenler var. Hepsine iltifat ediyor, ilgi duyuyor, bana iltifat etmiyor. Yani ben ha gelmişim, ha gelmemişim. Halbuki biz en eski müritlerdeniz. İçimden böyle dedim ki ya, yani bunlara iltifat ediyorsun, biz eski dostuz, bana niye iltifat etmiyorsun dedi. Şimdi ne dedi? Mürit, mürşidinden iltifat beklememeli. İltifat, yeni yola girecekler için veya kayma tehlikesiyle karşı karşıya kalanlar için yapılır. Ağzına bir bağ sürmüş olursun, iltifatına kaymaktan onu kurtarmış olursun. Yoksa senin iltifata ne ihtiyacın var? Yakaladın doğru yolu, devam et. Şimdi demek ki bu zuhurattı, küşufattı, bir takım şeylerdi insanın ağzına bağ sürmek içindir. Yani hadi
çocuğu sevindirirsin. Al sana şunu alacağım, bir araba alacağım sana, şunu yap. Şeker alacağım sana, şunu yap. İşte tarikatte, tasavvufta bir insan başka şeyi beklemeyecek. Sadece istikameti bekleyecek. Rüyalarım şöyle olsun. Efendim şöyle bir takım haller bende olsun. Bir takım şeyleri göreyim, böyle bir beklenti olmayacak. Tasavvuftaki insanın tek derdi istikamet olacak. Şeriatte, tarikatte efendim istikamet olacak. Peki. Feyenbagî en yücavize cemî'e zâlik ve en yasile ilâ mekâmir rıza. Bütün bunlardan geçmek lazım. Yani tasavvuf dediğimiz zaman bu tasavvufun içerisinde bir takım beklentiler değil, istikameti yakalayıp ben bir derdim var. Nedir o? Mevla'nın rızasını yakalamak. Arkadaşlar, Mevla'nın rızasını yakalamak rıza ile olur. Ne demek rıza ile olur? Bak kardeşim, seversen sevilirsin. Seversen sevilirsin. Razı olursan senden de razı olurlar. Ne demektir? Açıyorum bunu biraz daha. Arkadaşlar, hoştur bana senden gelen ya konca gül yahut diken demişler mi? Bu rıza makamıdır. Biraz zor bir makamdır. Ancak tasavvufla bu elde edilir. Çalışa çalışa elde edilir. Tokat da yesen, nimet de gelse ikisini eşit görebiliyor musun? Kimden geldi? Allah'tan geldi. Allah'tan geldiyse tokatı da, nimeti de vermesiyle alması. Geçenlerde mektubat okuyoruz. İmam Rabbani Kuddise Sirru Hazretleri diyor ki, Kur'an-ı Kerim okuyordum diyor, geldim diyor. قُلْ اِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَاَبْنَاءُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَاَنْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا. Burada ciddi bir tehdit var değil mi? Allah'ın azabını bekleyin diyor, eğer Allah'ı, peygamberi ve cihadı ondan daha çok sevmiyorsanız. Her şeyden daha çok sevmiyorsanız. Bunu okuyunca diyor, ciddi bir ağlama yakaladı beni. Öyle bir korku sardı ki beni diyor. Hışkıra hışkıra ağlamaya başladım dedi. Yani ben eşimden, çocuklarımdan, kardeşlerimden, anamdan, babamdan, meskenlerimden, paramdan, her şeyden daha çok Allah'ı sevmezsem, peygamberi sevmezsem, Allah yolunda cihadı sevmezsem Allah'ın azabını beklemem gerekiyormuş. Acayip korku sardı beni. Hışkıra hışkıra ağlamaya başladım diyor. Sonra kendimi bir gözden geçireyim dedim. Ya peki bir dakika kendimi gözden geçireyim. Anam, babam, eşim, çocuklarım, mallarım, bunlar gitseler Mevla'ya karşı benim durumum değişir mi, sevgim değişir mi? Baktım ki değişmez. Biraz rahatladım dedi. Yani orada sayılan âbâukum, ebnâukum, ihvânukum, ezvâcukum, aşiratukum, envâlün ihtirâtumâ, ticâretun tahşevne kesâdâ, mesela künü tarlâvnehâ. Bütün bunlar hepsi gitse benim Mevla'ya karşı sevgimde bir aksaklık olmaz. Adem-i rıza, bunlara razı olmamak gibi bir şey benden zuhur etmez. O zaman rahatladım dedi. Şimdi arkadaşlar, razı olmazsan senden de razı olmaz. Yani razı olmazsan merzi de olamazsın. Merzi ne demek? Allah'ın razı olmuş olduğu. Önce ismi fail, sonra ismi mef'ul. Radiyen, merdiyen. Önce sen razı olacaksın. Nasıl razı olacaksın? Mevla'dan ne gelirse hepsine rıza göstereceksin. Bunun için böyle, bu neden böyle? Öyle bir şey yok. İşte tasavvuf insana o rıza makamını kazandırmak için yürü, haydi yürü, durma der. Bu bidayette olmuyor. Zaman içerisinde gerçekleşiyor. Bir mücadele neticesinde gerçekleşiyor. Onun için tasavvufta mesele zuhurat, küşufat, keramet meselesi değildir. Ya nedir mesele? Mesele rıza makamını yakalama meselesidir. فَيَنْبَغِي اَنْ يُجَاوِزَ جَمِيعَ ذَٰلِكَ Bütün bunları geçmek lazım. وَاَنْ يَصِلَ اِلَى مَقَامِ الرِّضَى اَلَّذِي هُوَ نِهَايَةُ مَقَامَاتِ السُّلُوكِ وَالْجَذْبَةِ Sülük ve cezbe makamlarının nihayeti rıza makamıdır. Rıza makamı diyor ki, mektubatta bu sık sık geçiyor. Mevla'dan nimet geldiği zaman nasıl seviniyorsan, bela geldiği zaman da aynı şekilde sevinebiliyorsan, nereden geldi? Ha, Allah'tan geldiyse tamam, bu iş tamamdır. Sevinebiliyorsan işte bu rıza makamıdır. Kolay mı bu?
Yani konuşması kolay, dinlemesi biraz daha kolaydır. Ancak bunu gerçekleştirmek kolay değildir. Rahmetli İhsan Efendi hocamızdan dinlemiştim. Derdi ki, selef-i salihin ve kibar evliya bir hafta, üç gün başlarına bir musibet gelmese, bir ağrı, bir sancı gelmese estağfurullah, estağfurullah derlerdi. Rabbimden bana bugün bir hediye gelmedi, bu hafta bir hediye gelmedi diye. Hani birileri ağrı sancı geldiğinden dolayı rahatsızlık duyuyor, birileri gelmedi, Rabbimin bir hediyesi ulaşmadı bana diye üzülüyordu. Selef-i Salih'in olaya böyle bakıyorlardı. Onun için rıza makamı nedir? En yüksek makamıdır. Sülük ve cezbe makamlarının nihayetidir, sonudur. Sülük manevi yolda yürümektir. Cezbe Cenab-ı Hakk'ın kulunu çekmesi demektir. Yani sen gayretinle yürüyorsun, yürüyorsun, bir noktaya da geliyorsun. Mevla ben de senin elinden tutayım diyor, çekiyor seni. Mukarrab oluyor bu sefer. Ulaike el-mukarrabun. Mukarrabun yaklaştırılmış kullardır. Bak yaklaşmış başka, yaklaştırılmış başka. İnsan bir noktaya kadar koşuyor koşuyor, bu yolu kendisini bitirmesi mümkün değildir. Cenab-ı Hak tabiri caizse elinden tutuyor, çekiyor onu. Buna ne deniyor? Cezbe deniyor. Onun için cezbetün min cezebatil hakkı celle ve ala hayrun min ibadeti elfi seneti. Yani Allah kulunu bir çektiği zaman var ya, bir insan 1000 sene ibadet yapsa ulaşabileceği yoldan daha fazlasını bir cezbe ile beraber elde etmiş olur. Yani sen yürüdüğün zaman karınca misali yürüyorsun, 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 yürüyorsun. Yaptıklarının karşılığında bir mesafe kat ediyorsun. O senin gücüne göre. Ama Allah'ın gücüyle senin gücün kıyaslanabilir mi? Cenab-ı Hak kulum, sen samimiyet testinden geçtin, imtihanı kazandın. Bu yol sana çok uzaktır. Sen bunu yürüyecek durumda değilsin. Seni ben çekeyim der. Allah çektiği zaman sen 1000 senede yürüyerek kat ettiğin mesafeden daha fazlasını bir cezbede yakalarsın. Bir cezbede elde edersin. Ancak cezbe senin elinde, benim elimde değildir. O cezbeyi kim gerçekleştirecektir? Allah gerçekleştirecektir. Ne ile bunu gerçekleştirir? İşte bu seyri sülükte samimiyet testinden geçersin, geçersin, geçersin. Pazara kadar değil, mezara kadar, istikametten ayrılmadan, rıza-i bariden başka bir şey hedeflemeden, nefis terbiyesinden başka bir derdin olmadan, şeriatın ihlas cüzünü temin etmekten başka bir derdin olmadan yürü, yürü, yürü. Efendim, sülük, seyri sülük devam eder. Allah'ın inayetiyle cezbede gerçekleşirse, bu sefer rıza makamı gerçekleşir. Radıyallahu anhum ve radu an, sırrı gerçekleşmiş olur. Ve bi vusul ve yusalu ila devletil ihlas. Şimdi rıza makamını gerçekleşince İhlasın zirvesi de yakalanmış olur. Ve makamur rıza yusalu ila devletil ihlas ve makamir rıza vahidun min ulufin ba'del uburi bihi min ettecelliyatil thalatati ve müşahedetil arifin. Yani bu ihlasın zirvesi dediğimiz, efendim, tecellilerin en yüksek makamı olan bu rıza makamı, yani böyle milyonlar, binlerde bir insan bu işe ulaşabiliyor. Çünkü başından sonuna kadar sebat gerekiyor. İstikametten vazgeçmemek gerekiyor. Ve dünya sevgisini kalpten çıkarıp sadece ahiret sevgisiyle, ahiret derdiyle yürümekten, şeriatın farzına, vacibine, sünnetine, edebine dikkat ederek, efendim, dikenli yolda yürür gibi, mayınlı tarlada yürür gibi dikkatli bir şekilde yürümek neticesinde elde edilir diyor. Arkadaşlar, buraya kadar özetleyeyim. Sonrasını daha sonraki derse bırakmış oluruz. İmam Rabbani Kuddise Sirru Hazretleri bize diyor ki, Şeriat-ı Garra-i Muhammediye insanların saadetini temin etmek için başka bir yol yoktur, şeriat vardır. Bu şeriatı hem dünya hem ahiret saadetini temin etmek ancak ve ancak şeriatla gerçekleşir. Bu şeriatla ilim, amel, ihlas ile gerçekleşir. İlim öğrenmekle, amel onu tatbik etmekle gerçekleşir. İhlas ise ilimle, amelle bitmiyor bu iş. İhlas gönüldeki bir temizliktir. Gönüldeki temizlik arkadaşlar, önce tahliye sonra tahliye ile olur. Yani önce gönüldeki kirleri temizlemek lazım, sonra orasını süsleyip yerleşmek lazım. Bir eve yerleşeceğiniz zaman, bir eve taşınacağınız zaman evvela ne yapıyorsunuz? Evdeki yabancı eşyaları çıkarıyorsunuz.
Sonra ne yapıyorsunuz? Sonra boyasını badasını yapıyorsunuz. Sonra oturma gruplarını vesaire geçiriyorsunuz. Ondan sonra oturuyorsunuz oraya. İnsanın gönlünde de önce pislikleri çıkarmak lazım. Ondan sonra boyasını badanasını yapmak lazım. Sonra yerleşmesi gerekenleri yerleştirmek lazım. İşte o zaman sultan hazırdır, saray hazırdır sultanın gelmesine. Yani gönüldeki manevi pislikleri akıttıktan sonra, güzelliklerle onu süsledikten sonra artık bu kalbin sahibi nereye hazırdır? Güzelliklere hazırdır. O kalbine, tabiri caizse sahibinin yerleşmesine, aşk-ı ilahi, muhabbet-i ilahinin kalbine yerleşmesine hazır demektir. Yüce Rabbim ilimde, amelde ve ihlasta zirveyi yakalayabilmeyi her birimize nasip eylesin. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin revahi için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın ruhları için, Kur'an hizmetlerinin ayakta durması için ben de varım diyen bütün hayır sahibi kardeşlerimizin de geçmişlerinin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha.